Önceki videoda kaldığımız yerden devam ederek ilerleyeceğiz burada ve ana hatlarıyla Şiba'dan bahsedeceğiz ve uzun vadeli fiyatlarını değerlendireceğiz. Şiba diyor ne kadar yükseğe çıkabilir? Ben yine tabii ki ucu çok açık bir soru gördüğünüz gibi. Yani Şiba'nın ne kadar yükseğe çıkabilir? Ucu çok açık. Uzun vadeli olarak buna bir cevap vermek sanırım çok akıllıca olmaz. Çünkü bu birazcık çıkmaza girer. Hani kısır döngüye benzer. Uzun vadede fiyatı ne kadar yükselebilir? Ben ne bileyim ne kadar yükselebilir yani. Ya da tam olarak kim bilebilir? Ya da ne kadar uzun vade mesela, tamam mı? Uzun vadede muhtemelen bir yere yükselemez. Yani eninde sonunda zaten silinir gider piyasadan. Pek çok kripto para gibi. Sezonluk değerlendirmek lazım. Onun da boyu çok uzun. Mesela 3.0 yani hep konuşulur. 3.01 dolar. Zor değil. 3.01 dolara bence gayet de rahat bir şekilde hatta çıkabilir. Çok zor bir fiyat hedefi değil bu. 3.01 dolar gibi bir fiyat yani. Evet, bu şekilde. Haricinde 2.01'i de söyleyen var. 2.01 doları telaffuz eden var. Bunların hepsi mümkündür. 2.01 tek tek kısa zaman yani sezonluk yükselişte bence maksimumdur yani. Yani bunun daha üstüne beklemiyorum ben şahsen. 2024-25 sezonunun içerisinde. Bu şekilde bakalım ne olacak göreceğiz işte hepimiz de ne diyebiliriz ki yani. Bakalım. Diyor ki Şip 1 dolara ulaşacak mı yatırımcıyı mutlu edecek mi? Şip yatırımcı milyoner yapacak mı yapmayacak mı? Yani tabii bununla alakalı da bir yatırımcıyı mutlu edecek mi? Yatırımcıyı mutlu eder bence. Yani soru eğer yatırımcı yükselişlerden memnun olur mu idiyse bence olur. Ya bu da ortalamanın üstünde yükselişler yapacağı gerçeğinden geçecektir. Budur yani mevzu. 1 dolara ulaşacak mı? Bence 1 dolara ulaşmayacak. Sanırım pek çok kişi değerlendirdiği noktada yine bu açıklamayı yapar diye düşünüyorum. 1 dolara ulaşacak mı sorusu çok akıl kârı olmamış. 1 dolara ulaşmaz. Yatırımcıyı milyoner yapacak mı? Hangi yatırımcıyı, hangi derken ne kadar giriş yapmış bir yatırımcıdan bahsediyoruz? Bu da tabii ki önemli bir detay. Detay da değil hatta. Yani vasfaya böyle kocaman bir şey. Hiç böyle detay değil. Evet, bu şekilde. Devam edelim şöyle bir yandan. Yatırımcıyı milyoner yapacak. Yani dediğim gibi ne kadar? Girişe göre değişir sonuçta. Hani kişi ne yatırım yaptıysa ya da nereden çıktıysa buna göre. Örnek veriyorum şimdi bak. Yanlış olmasın. 500 dolar yatırıp milyonlarca doları kaçıranlar oldu. Şimdi adam 500 dolar attı değil mi? Ulan bir tane herif var ya şu illa TikTok'ta falan görmüşsünüzdür videosunu. Çok da her yerde dolaşıyor eleman. Adam 500 dolarlık bir yatırım yapması durumu söz konusu oluyor. Abi 500 dolar ondan sonra çıkıyor herif. Devam etse 1 milyon doların üzerinde kazanacak. Sadece 6 ayda. Ama çıkıyor. Niye? Ya bu piyasa niye düşük? Yükselmiyor. Herhalde bu yükselmeyecek falan şeklinde. Bir koyuyor ondan sonra. Yani. Ya tabii 10 saatten sonra alım yapmam bir anlamı yok. Ya bu tarz olaylar oldu. Yani şu an 500 dolara 1 milyon dolar verir mi? Vermez. Ama yine gerçekçi davranılırsa yüksek kazanç getirilebilir. Her şeyin başında, bakın her şeyin başında şu algıdan uzak durmak gerekecektir. Bu piyasa neden yükselmiyor? Herhalde yükselmeyecek. Dolayısıyla satış yapalım. Bak. Burada asla yalnız değilsiniz bu konuda. Sizin gibi düşünen piyasa milyonlarca yatırımcı gördü ve milyonlarca yatırımcıyı yani kaba bir tabir söylemek istemiyorum. Söğüşledi diyeyim bari.
milyonlarcanızı şey yaptı yani, söğüşledi. Böyle düşünüyorsanız eğer, ya bu piyasa yükselmeyecek herhalde, çıkalım işte burada bir şey yok falan. Emin olun son 10-15 yıllık bu zaman dilimi içinde sizin gibi onlarca milyon insan bu piyasa silkti. Haberiniz olsun. Yatırım getirisi diyor %490 bin civarında olarak yatırım getir, yani şeyi bahsediyor. Düşük noktasından kalkıp şimdiye kadar ki verdiği kazançları burada görebileceğiniz üzere şey gösteriyor yani, tamam mı? Onu şey yapıyor, doğrudur. Devam edelim. Dogecoin katilini anlamak, Shiba Inu. Shiba Inu'yu anlamak diye konuşursak, Shiba Inu ilk çıktığı zamanlarda Shitcoin'in hani ilk çıktığı zamanlardan bahsediyorum. Dogecoin üzerinden adamlar tabii çok ciddi şekilde yürüdüler. Dogecoin üzerinden hareket ettiler. Dogecoin üzerinden prim yaptılar. Fakat sonrasında tabii ki de işler değişti. Bu durumdan memnun olmadılar. Belli bir zaman sonra. Haklı olarak, çoktan normal olarak yani. Bu durumdan memnun kalmadılar. Çünkü adı, projenin adı Dogecoin ile çok geçmeye başladı. Şimdi sen kalıcı olmak istiyorsan burada tutup da öyle sürekli Dogecoin, Mochcoin muhabbeti yapmayacaksın haliyle. Hani şeyden bahsediyorum. İşte mesela Dogecoin'i bilmem ne, işte şöyle Dogecoin bilmem, öyle olmaz. Sen o zaman şey yapacaksın. Shiba üzerinden hareket edeceksin. Ben yeni bir şeyim diyeceksin yani. Yoksa olmaz. Bu noktada hareket edildi. Onu anlatmaya çalışıyorum ben. Sonrasında başlangıçta Dogecoin yapısıyla bizim karşımıza çıkan Shiba Inu projesi, evet, zaman içerisinde kendisini yeni ve özgün bir projeye bırakma yolunda daha fazla ilerlemiş oldu. Yani anlatabildim diye düşünüyorum ve üzerinden bu algıyı, Dogecoin algısını olabildiğince atmaya çalıştı aslında Shiba Inu. Ve bugünlerde attı. Yani artık bu ayı sezonunda özellikle bu genel görünümden çok büyük bir ölçüde çıktıklarını düşünüyorum. Durumlar böyle. İlerleyen videolarda durum üstüne konuşmayı sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.